Oracle veri tabanında bilindiği üzere TableSpace ve DataFile yapıları en önemli olarak fiziksel ve mantıksal olmak üzere iki farklı alanda veri tabanının yönetimini sağlayan dosyaların oluşturduğu ana özelliklerdir. Şimdi bunların detaylarına kadar inceleyeceğiz. İlk olarak şu şekilde bir veri tabanı şemamız var. Burada 3 ana dosya grubundan bahsetmekte. Data file yani veri dosyaları, control file yani kontrol dosyaları ve redolog file, redolog dosyaları. Bunların detaylıca zaten anlatmıştık. Şimdi tekrar TableSpace ve data file yönetimi kısmında bunları anlatacağız ve bu TableSpace ve data file'ın ne anlama geldiğini bu şekilde detaylıca öğrenmiş olacağız. Şimdi Oracle veri tabanı üzerinde dataların yani verilerin saklandığı yer fiziksel olarak data file, mantıksal olarak ise TableSpace olarak ifade edilmektedir. Şimdi Oracle veri tabanında bizim sorguladığımız veriler, bunların saklandığı yer fiziksel olarak bu pet kısımlarını ayarladığımız yani C dizinin içerisinde ya da herhangi bir klasörler içerisinde bulunan dosyaların içerisinde yazılır. Bunlar o dosyalara fiziksel yapı diyoruz. Fiziksel dosyalar diyoruz. Bunların adı data file'lar. Bunlar fiziksel olarak yani kopyalayıp başka bir yere taşıyabileceğimiz yapıdaki fiziksel dosyalar. Örneğin SQL Server'daki MDF dosyası gibi bu dosyaların adı veri tabanı dosyaları fiziksel dosyalardır ve bunlara Oracle'da data file denir. Mantıksal olarak ise TableSpace dediğimiz isimle isimlendirilir. Şimdi bunları inceleyelim. Bir veri tabanının veri saklanmasının hiyerarşik olarak saklanması ise aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. Burada ortadan bir çizgi olduğunu varsayalım. Sağ taraf fiziksel, sol taraf mantıksal yapı. Şimdi mantıksal yapıda database kavramı, TableSpace, segmentler, extentler, Oracle blokları, bunlardan oluşan bir mantıksal yönetim alanı var. Bunlar içeride veri tabanının mantıksal olarak yönetimini sağlarlar. Bunların izinleri, bunların yönetim katmanı, yönetim kısmı, verilerin sorgulanması vesaire tamamen bunların içerisindeki kodlar ve yapı sayesinde oluşturulmaktadır. Bir de bunun fiziksel tarafındaki görünen kısım var. Buna da data file ve host block yani işletim sistemi bloğu deniyor. Fiziksel kısımdaki data file'lar zaten daha önce de söylediğim gibi veri tabanı bilgilerinin bulunduğu dosyalardır. Yani bunları backup aldığımızda elimizde oluşan fiziksel dosyalar gibi diyebiliriz bunlara. Gerçek veriler burada saklanır. Fakat mantıksal yapıyı burada direkt göremeyiz. Sadece bir dosyayı görürüz. Bu dosyayı Oracle veri tabanında yetkilerimiz dahilinde açtığımız zaman mantıksal yapıya erişiriz. Ve içerisinde tüm izinleri, TableSpace, segment vesaire gibi tüm veri tabanı bilgilerini edinebiliriz. Ancak elimizde bir erişim olması gerekiyor bu data file'a yani dosyalara. Bir sonraki slide'ımıza geçelim. TableSpace, bir TableSpace bir veya birden fazla data file içerebilmektedir. Yani fiziksel olarak birden fazla data file tek bir TableSpace içerisinde olabilir. Bu ne demek oluyor? TableSpace'ler bir nevi data file bağımsız çalışıyorlar diyebiliriz. Yani birden fazla data file dosyamız varsa tek bir TableSpace içerisinden bu data file'ları yönetebiliriz. TableSpace'ler üzerindeki işlemler TableSpace online iken yapılmaktadır. Sistem TableSpace kesinlikle Undo ya da Temp TableSpace yani geçici TableSpace olarak kullanılmamalıdır. Bunları bir TableSpace oluşturma dersinde anlatmıştım zaten. Sistem eğer TableSpace oluştururken, script olarak oluştururken varsayılan bir düzeltiyorum varsayılan değil
tablespace'i script ile oluştururken eğer bir temp tablespace'i belirlemezsek ya da undo default yani varsayılan olarak sistem tablespace'i baz alınarak kullanılır. Bunu tavsiye etmiyoruz tabii ki. Hepsine farklı kendi amacına yönelik tablespace'leri belirlemeliyiz. Tablespace'ler read only ya da normal mod arasında çevrim yapılabilirler. Data file kısmına gelelim. Bir data file yalnızca bir tablespace'e verilebilir. Büyüklüğü ve optimizasyonu değiştirilebilir. Segment bir data file bir ya da birden fazla segment içerebilir. Bir segment birden fazla tablespace'e dağıtılabilir. Tekrarlayayım. Bir data file yani bir veri dosyası bir ya da birden fazla segment içerebilir. Bir segment birden fazla tablespace'e dağılabilir. Extentler bir segment bir veya daha fazla extent'ten oluşur. Bir segment oluşturulduğunda tek extent vardır. Ama daha sonra artırılabilir bunlar. Data blokları yani veri blokları extent'ler içinde bulunan en küçük birimdir. Boyutu DB block size parametresi ile veri tabanı oluşturulduktan sonra belirlenir. Oluşturulurken belirlenir ve daha sonra değiştirilemez. Veri tabanı bloklarının büyüklüğü işletim sistemiyle doğru orantılıdır. Bir sonraki